Cemil Bey'le görüştüğümüzde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylemi 3 kriter üzerinden arkadaşlar. Birisi güvenlik soruşturması, ikincisi 24. maddeyle ilgili çocuğu işbaşı yapan emekli olmayan arkadaşlarla ilgili. Üçüncüsü de evraklarını tamamlamayan 18 tane arkadaşlarımız için. Bunun dışında kalan buradaki arkadaşlarımızın hepsi bu kriterlerin dışında kalan arkadaşlarımız. Yani onurlarıyla, hayalleriyle, gelecekleriyle oynanıldı arkadaşlarımız. Tam da bu dönemde binlerce kent emeklisinin çalıştığı bazı belediyelerde bu krizin faturasını emekçilere kesmeye çalışıyorlar. Maalesef bunlardan bir tanesi de Genel-İş ve Belediye-İş ikili oluş şube olarak örgütlü olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzdoğa ve İzenerji şirketlerinde çalışmaya başlayan işçi arkadaşlarımız seçimden bugüne kadar geçen sürede belirli aralıklarla farklı bahaneler üretilerek işten çıkarıldılar. Bu hesapların faturasını sözde tasarruf adı altında emekçiye kesmeye çalışanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. İşçinin ekmeğinden tasarruf olmaz. Zaten başkanlarımız uzun uzun anlattı. Bizlerin de direnişinin 14. gününde hepimizin burada birleşe şiarıyla bütün kamu emekçileri ve çalışan bütün işçilerin de birleşe kazanacağız demekten başka şansı yok. Bu manada susma, sustukça sıra sana gelecek diyoruz. Sus!